ve 5. Dostlar 5 bardak unla size şöyle harika güzel bir pide yapacağım. Ramazan'da böyle gece sahurda, orucu Pide mi? Biz açtığımızda ne yapıyoruz anne? değil. Ispanaklı harika bir pide. Kapalı olursa börek, açık olursa pide. Ha, tamam. Şimdi dostlar şöyle bunu alıyorum yanıma. Şimdi önce yeteri kadar ne yapıyorum? Tuzunu şöyle atıyorum. Bir dimcik fazla koy tuzu. Hayır, tuzu az olsun. Oruç tutuyoruz Dilekciğim. Şöyle bir de ölçek, bir de yarım ölçek şeker koyuyorum. Şimdi şöyle birazcık çörek otu koyuyorum. Azıcık daha koyayım. Ben çörek otunu çok seviyorum dostlar. Şöyle çok cana bir de susam koyuyorum şöyle. Ve şimdi bir pakette 10 gramlık bir pakette kuru maya koyuyorum şöyle. Şimdi bunların hepsini şu şekilde karıştırıyorum dostlar, harmanlıyorum. Ve ortasını açarak şöyle bir havuz oluşturuyorum. Güzelce ne? Havuzumuzun içine de bir tane yumurtamızı, kırmış olduğumuz yumurtamızı koyuyorum. Bir bardak da ılık, ama bu yarım litre. Hani böyle bir bardak gibi görüktüğüne bakmayın dostlar. Şimdi size göstereceğim. Bakıyor. Bu akamaz. Bakıyor. Akmaz. Bakın tam yarım litre. Sütümüzü koydum ve şimdi güzelce ne? Yavaş yavaş. Ben havluyu hazırlayayım, bekle sen. Elimde bezlerim. Kaçacağını mı düşünüyor? Havlum kaçarsa bekliyorum. Kaçmayacağına emin olabilirsin Dilekciğim. Bekliyorum. Çekim devam ediyor. Şimdi böyle havuzumuzun içinde güzelce ne hamurumuzu şöyle, kızım benim hamurum kaçacağını düşünüyor ya, ben kaçmayacağını düşünüyorum dostlar. Yani keşke kızımdan iddiaya girseydik, onun kaçmayacağını Ben falan iddialaşmam kızım. çünkü her iddiayı kaybediyorum ben. Ben bilmem yani, Hayır, söyleyeyim de hayır, hayır, dostlar. hayır, hayır. Böyle güzel ıspanaklı, yumurtalı, peynirli, harika harika pideler yapacağız. Şimdi Görüşürüz. Hamur kaçmadı. kaç, öpsene bu elime. Tamam. Yeter, yeter. Yoğurmaya devam. Güzel. Böyle ask yere yapışmayan güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi dostlar ben bunun mayalanmasını, çok vaktimiz olmadığı için bezeleyerek bırakacağım mayaya. Bir daha beze yapmayacağım. Şimdi bunu ben 6'ya böleceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle mümkün olduğu kadar eşitleyerek bezelerimizi. Şu mesela biraz fazla. Çok güzel kokuyor. Gayet güzel bir hamur oldu. Bakın dostlar şöyle birazcık unlayalım ki birbirine yerlere yapışmasın hamurumuz. Çünkü mayalandığında salacaktır. Şöyle kenara koyalım. Biz içine hazırlayana kadar bunlar da güzel güzel mayalansınlar inşallah. Şöyle üstünü güzelce kapatıyorum. Böylece hamurumuzu buraya uyuttuk. Olsun dostlar. Biz de şöyle. Şöyle birazcık biber ve tuz atıyorum. Çok değil. Sonra biraz da biber atıyorum. Pul biber şöyle. İçimiz hazır. Birazcık da yağ koyacağım. Şöyle herkes kendine göre koysun dostlar. Çünkü kimimiz az yağlı yiyoruz, seviyoruz. Kimimiz çok yağlı seviyoruz. Şöyle güzelce üstüne gezdirdim.
Şöyle üzerine birazcık da ben bunun şey koyacağım dostlar, ceviz. Ve harika bir içimiz oldu. Bakın dostlar, şöyle 3 kaşık, 4 kaşık da tatlı kaşığıyla ceviz koydum. Böyle çekilmiş cevizim var hazır. Ondan koydum ve böylece içimiz de hazır oldu. Gayet güzel. Salata olarak tüketebilirim. Bakın dostlar, bezelerimiz kocaman kocaman şişmişler. Oo, harika olmuşlar. Şimdi ne yapacağız? Örtümüzü kaldırdıktan sonra hamurlarımızı şöyle biraz un alıp yavaş yavaş oval bir şekilde açacağız Allah izin verirse. Bakın şöyle. Şu daha güzel büyümüş sanki, bakın. Uf, pufidik pufidik olmuş dostlar. Bakın. Çok uğraştırmayan, yormayan. Evet evet, yok öyle yani, gerçekten çok güzel. Şöyle yumuşamamızı şöyle çekiyorum. Wow. Çok açmayacağım, bu kadar. Bu kadar yeter boyu. Hepsini böyle açıp açıp koyalım. Sonra görüşürüz dostlar. Elinin altı da fısıldıyor anne. Evet. Ben bunu uçu seviyorum dostlar. Hani beze yaptım koydum ki bir daha beze yapıp iki kere üç kere mayasının gelmesini beklemeyelim diye. Çorban çok güzel izlendi. Çin çorban. Evet, çorbam ama lezzetliydi. Gerçekten lezzetliydi. Hani ben kendim yaptım diye demiyorum. Bu şekilde yapıp yapıp koyalım dostlar. Yaptığımızda görüşürüz. Şöyle dostlar, bakın nasıl güzel mayalanmış hamurum. Şimdi dostlar şöyle yapıyorum önce. Bakın. Hepsini bu şekilde çerçeveleyeceğim dostlar. Böyle çerçeveledikten sonra görüşürüz. Şimdi de bunu altıya böleceğim dostlar. Şu şekilde.
dostlar şu şekilde ne yapıyorum? Kıvırıyorum. Ki hamurlarımız da ne yapıyor? Hiç boş yok. Şöyle. Şimdi de fırın tepsimizi getirip içine koyup doğru fırınımıza süreceğiz. Şöyle bakın. Zaten açılış şekli ovaldi. Dostlar içeride bir tane fırıncımız var ama niyeyse hiç bakmıyor bize. Kızım şimdi tepsimizi getirir misin? Dostlar bakın bu şekilde oval olarak böyle biraz pişti pidelerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurtalarımızı alıyoruz ve şöyle kırıyoruz. Dedim ya tam çocuklarımızın istediği olacak. Şimdi şöyle fırçamızı verir misin Dilekciğim? Bakın şöyle kenarlarında birazcık şöyle yağ ile vereceğim. Şöyle bir 5 dakika daha pidelerimiz fırında kızaracak tabii ki de. Şöyle üzerlerine de kaşar peynirlerimizi serpeceğiz. Ve gerçekten çocuklarımızın çok seveceği, zevkle yiyeceği harika pidelerimiz olacak. Dostlar şöyle iki parça da tereyağı koyuyorum ki lezzet versin diye. Tereyağımızı Kadirli'den getirdik. Hayri kardeşimizden Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun ailesinin kendini. Allah huzur dirlik versin. Şimdi gene geri doğru fırınımıza sürüyorum. Bakın dostlar. Harika kızardılar. Birer tık soğumasını bekleyeceğiz. Tamam mı? Evet. Biraz birer tık soğuyacak. Allah izin verirse biz tekrar gerisini atalım. Şimdi doğru fırına gidiyoruz dostlar. Şöyle biraz da düzeltelim tabii. Birini uzun boylu yapmışım dostlar. O da uzun boylu olunca boylu boyuna geldi bakayım işte. Hemen doğru fırına. Bayram menümüzü atayım ben de. Hayır.
Şimdi doğru fırınadan önce bir kol gördük. Hay bilek ya. Bir kol görmüş. Lan o kol sen olmasaysa bunları kim yapacak? Ya kameraları zıplatıyorsun anne ya. Diyorum ki elini uzatma, kamera zıplıyor. Ne yapayım, mecbur uzatıyor. Ben neyse şuradan vereyim, uzaktan vereyim yani. Bir kol gördük. Gördüyseniz daha ne istiyorsunuz, böyle bir güzel kol. Tabii. Durmadan çalışan. Şimdi doğru. Fırından süreceğiz, iyice de kızarana kadar göreceğiz dostlar. Bakın dostlar. Altına bir bez koydum ki altı terlemesin diye. Nemlenmesin sıcak. Evet, sıcakla terleyebilir. Uzak doğudaki bizi izlemeyen arkadaşların kaçırdıkları güzellikler. Bakın dostlar, şöyle kesiyorum. Oh, bakın içi sulu sulu, çok güzel olmuş. Şimdi yerken de şöyle şuradan koparıyorum ve şöyle bakın, harika. Bence kes. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bu benim. Gösterelim. Bakın dostlar. Harika oldu.